Herkese selam. Ben Mehmet hocanız arkadaşlar. 9. sınıf denklem eşitsizliklerde zurnanın zırt dediği yere geldik. Bölünebilme kurallarına geçiyoruz ama öncesinde sana bölmeyi öğretmem gerekiyor. Bölmeyi anlatmam gerekiyor. Ya hocam ne bölmesi ya biliyoruz dediğini duyar gibiyim ama burada birçok arkadaşı sazanlayacağım. Burada birçok arkadaşı tavlayacağım ve bölmeyi öğrendiklerini hissettireceğim. Var mısın? Bambaşka bir metotla. Çok değişik bir şekilde bölme için ne diyoruz? Elimizde kalem önümüzde kağıt. Gönder Can, ara gelsin be hocam dedim geldim karşına güzel arkadaşım hadi gel bakalım şu bölme işini halledelim ben bir saniye şu mikrofonu tam böyle bir ayarlayayım oldu mu şimdi nasıl net geliyor mu sesim sen beni duyuyorsun ben seni duyamıyorum yapacak bir şey yok kalemimi de ayarlayayım hocam sen de hiçbir şey ayarlamadan gelmişsin ekranın başına bizi derse anlatıyorsun diyorsun haklısın valla e niye böyle oldu ben de anlamadım şimdi oldu galiba her şeyle hazırım sana bölme bilme kurallarında birinci yerden devam ediyoruz şimdi şimdi ne anlatacağım ben sana? Önce bölmeyi anlatacağım. Hocam biliyoruz bölmeyi ya. Dur bakalım acele etme. Şimdi ilkokul bölmesinde şuradaki A'ya biz bölünen, buradaki B'ye bölen, buradaki C'ye bölüm, buradaki K'ye de kalan adını vereceğiz. Ama bölmenin bir tanımı var. İnanmayacaksın bölmenin tanımı var. Tanımına geçmeden önce şunu verelim. A sayısı B ile C'yi çarpıyorsun üstüne k'yi ekliyorsun ve böylelikle a sayısını bulabiliyorsun. Biz buna bölmede sağlaması, bölmenin sağlaması adını veriyoruz. Bölmenin sağlamasını bilmezsen birçok bölme ile ilgili soruları yapamazsın. Bu birincisi. İkincisi bölmenin tanımlı olabilmesi için. Belki bunu daha önce hiç duymadın. Belki hiç önemsemedin ama önemli nokta. Kalan sayısı Sıfıra eşit ya da büyük olabilir ama kesinlikle kesinlikle yazılan ifadenin bir bölme belirtebilmesi için bölenden küçük olması gerekir kalanın. Yalnızsa eğer öyle bir şey yaptıysan kalan bölenden büyük çıktı hocam yanlış bölme yaptın. Orası yanlıştır diyeceğiz. Anlaştık mı? Güzel. Şimdi bunu anladıysan gel bakalım benimle birlikte A doğal sayısının 13 ile bölümünden elde edilen bölüm 4 kalan 7 olduğuna göre A'yı bulalım. Hocam çok kolay bu. E kolay biz zor demedik zaten ama zorlaşacak dedik birazdan. A'yı 13'e bölüyorum diyor. Bölüm 4. Ha nereye yazacağım da bileyim. Bölüm burası. Kalan kaç hocam? Kalan burası 7. Yazdım hocam bunları. Bölmenin sağlaması der ki A sayısı eşittir. 13 çarpı 4 artı 7'dir. Çarpalım. 4 kere 3 12'nin x elde var. 1 4 1 55. elde 5. 52. 52 7 daha ne yaptı? 59 yaptı. O zaman A sayısı 59'dur dedim. Yapıştırdım cevabı 59'a. Gelsin dedim gönderin gelsin dedim sıradakini. Çok çok kolay bir soru. Hocam bölme ya bu bunu kim yapamaz? Yapalım. 6 basamaklı mı? 3 basamaklı. 853 sayısını 85 ile böldüğümüzde elde edilen bölüm ve kalanı bul. Hocam sen benden dalga mı geçiyorsun? İlkokullara soruyorlar bunu. Yap. Tamam hadi yap ilk sen yapacaksın bu sayfada iki soruydu. Önce sen çözeceksin. Sonra döneceksin. Bak iddialaşıyorum. Kesin birinden gittin. Var mısın iddiasını? Var mısın iddiasını? Bak birinden avlarım seni. En kötü ihtimal sağdakinden. İlkinden bile avlayabilirim. Sazanlayabilirim seni. Önce sen denedin. Şimdi gel ben sana çözeyim. Cevaplarını kontrol et. Ama delikanlı gibi yazacaksın yorumlara. Hocam vallahi doğru yaptım. Hocam vallahi haklısın Ben ya. yanlış yaptım. İki de bir. Bir de iki. Bir de bir. Gibi atıyorum. 853 sayısını. 85'e bölecek olan bazı arkadaşlar daha doğrusu bazı sazan arkadaşlar ki ben resmini de çizerim sana o sazanın al sana sazan resmi şöyle böldüler. Dediler ki 85'in içinde pardon 8'in içinde yok 85'in içinde 85 bir defa var. 85'ten 85'i çıkarttık 0 0 3'ü aşağı indik yok böyle kalır. O zaman dediler ki cevap 1. Arkadaş bu kadar saçma olmaz. Olmaz. Ben size gerçek bölmeyi anlatayım. Bugüne kadar duymadınız, ilk defa duyacağınız aslında bölme böyle anlatılır. Bugüne kadar hep yalandı sana anlatılanlar. 8'in içinde 85 yok hocam. Yok denmez. Öyle bir şey yoktur geometri matematikte, bölmede. Vardır. Nasıl var? 0 defa var. 0 kere 85 0. 8'den 0 çıktı 8. Ha biz yazmıyoruz sadece. Ama böyle öğrenirsen bölmede soru kaçırmazsın. izle. Şimdi 5'i e aşağı indim. 85'in içinde 85 bir defa var. 85 ile 85'i çarptım çıkarttım 0 0 süper. 3'ü e aşağı indim. Bak normal şartlarda sen böyle bırakacaktın. Dedim ki 3'ün içinde 85 var mı? Var. Kaç defa? 0 defa. 0 kere 85 0. 3'ten 0 çıktı 3. Tabi en başa 0 yazmanın anlamı var mıdır? Yoktur. O zaman bölümün cevabı ne? 10. Kalanın cevabı ne? 3. Bölümle kalanı toplar mısın dedik. 10 artı 3'ten misler gibi ben sana buldum mu 13'ü? O 4 diyen arkadaşlara selam. 6 basamaklı 35, 35, 35 sayısının 35 ile bölümünden kalanı arıyoruz. Memleketime bir selam çakayım buradan İzmir'ime. Ondan sonra devam edeyim. Ya var mı İzmir Atatürk Lisesi'nden diyeyim bizi izleyenler. Ne liseydi be, ne lise günleriydi. Senin lise günleri nasıl geçiyor diyeceğim ama pandemiyle geçiyor ya. Vay be. Zor bir süreç. Ama hatıralarda kalacak öyle düşün. 35 35 35 35 sayısını 35'e böleceğiz. Denedim mi? Sana diyorum Sazan arkadaşım az önceki soruda yaptıysan hatayı burada da yapma şansın var ama öğrettiğim taktikte biz bu soruları yanlış yapmıyoruz arkadaşlar. 3'ün içinde 35 var. Kaç defa var? 0 defa var. 3 5 35'in içinde 35 bir defa var. Çarptık, çıkarttık. 35 çıkarttık 0 0. Tamam. 3'ü indim aşağıya. 3'ün içinde 35 var. 0 defa var. 0. 3'ten 0 çıktı. 3. 5'i aşağıya indik. 35'in içinde 35 bir defa var. Böldük. 35'ten 35 çıktı. 0. 3'ü aşağıya indim. 3'ün içinde 35 var. 0 defa var. 0 kere 35 0. Çıkarttım burası 3. 5'i aşağıya indim güzel arkadaşım. 35'in içinde 35 bir defa var denir. 35'ten 35 çıktı cevap 0 kalır. Ve gerçekten en öne 0 yazmanın anlamı olmadığı için onu silerim. Cevap sadece 10.101 çıkar. Anladık mı? Bambaşka bir metotla sana bölmeyi öğretmeye çalıştım. Bence güzel bir soru tipiydi bu. Öğrenmekte fayda var bunlar. Bilmekte fayda var. Tamam. Hocam bana sen gerçek sorularla gel. Sınavda tamam tamam onlarla gelelim. Hadi gel onlardan çözelim birlikte. AB, AB, 6, AB sayısının. Yukarıdaki bölme işlemine göre bölüm ile kalanın toplamını bulur musunuz? Aslında az önce anlattığım taktiği anladıysan bu soruyu da öyle çok rahat çözeceksin. İlla sayı yazmasına gerek yok. Böyle harf de yazsa çözülür. A'nın içinde AB var mı? Var. Sıfır defa. Sıfır kere AB sıfır. A'yı aşağı indim. B'yi aşağı indim. AB'nin içinde AB bir defa var. Bir ile çarptım. AB çıkar. Çıkarttım. Sıfır sıfır. A'ya aşağı indim. A'nın içinde AB var mı? Var. Sıfır defa. Bak soruyu yanlış yapma ihtimalini ortadan kaldırıyorum. B'ye aşağı indim. AB'nin içinde AB bir defa var. AB'den AB çıktı. Sıfır kaldı. 6'ya aşağı indim. 6'nın içinde sıfır. Var hocam. Sıfır defa var. Bak bunu kaçırdığın an sonra gitti. gitti. Gitti gitti gitti. Geçmiş olsun. Ne var orada? Bin, on var. Artı bir de 6 var. Bölümle kalanın toplamını istiyordu. 1016 oldu cevap. Vurdum cevabı 1016'ya. Bırakın kopun gönlerin gelsin dedim sıradaki soru. Şimdi bölme tanımıyla alakalı sorular gelecek bundan sonra. Hani az önce bölmeyi anlattık. Tanımını anlattık. Dedik ki kalan bölenden küçük olmak zorunda ama kalan sıfır olabilir dedik. Bunlar önemli ayrıntılar. Şimdi onlarla ilgili örnekler çözelim biraz. A ve B pozitif tam sayılardır. Anılabileceği en küçük değer kaçtır diye bana sormuş. alabileceği en küçük değer. Şimdi hocam biz bu soruları nasıl çözeceğiz? Bölmenin sağlamasıyla çözeceğiz önce. A neye eşit onu bulalım. 8 ile B'yi çarptım. 8B artı bir de kaçı toplayacağım üstüne? 5'i toplayacağım. Şimdi yorum zamanı. Arkadaş ben burada B'ye bir değer vereceğim cevabı bulacağım. Bölmenin tanımı der ki bölüm ve kalan arasında şöyle bir ilişki vardır. B sayısı 5'ten büyüktür. 5 sayısı da 0'a eşit ya da daha büyük olabilir. Biz A'nın en küçük değerini arıyorsak B'ye küçük bir değer seçeceğim. 1 veremem, 2 veremem, 3 veremem, 4 veremem, 5 veremem. Ama B'ye seçebileceğim en küçük değer kaçtır? 6'dır 6 verebilirim. O zaman 8 çarpı 6 artı 5. 6 kere 8 48 yapar. Üstüne bir de 5'e eklersek güzel arkadaşım. Cevap 53'tür dedim vurdum cevabı 53'e yola devam ettim. Bölünebilme kurallarını anlatacağım ama öncesinde bu çok muhteşem güzel soruları senin için çözmem gerekiyor tamam. Gel şimdi buraya. A'yı 13'e böleceğiz. Bölüm 6 kalan B olacak. A ve B birer doğal sayıdır diye üstüne basa basa da yazacağız. A sayısının alabileceği en büyük ve en küçük değeri istiyoruz. Genel mantık yine aynı. Nasıl da hocam? Sağlamasını yazıyorduk. Diyorduk ki A sayısı eşittir. 13 çarpı 6 artı bir de B'sini yazacağız. Bir düzenleyelim yazalım. 3 kere 6 18'in 8 elde var 1. Bir de elde 78. 78 artı B. Şimdi kime bağlıyız biz artık? B'ye. B'ye büyük değer vereceğim A büyük çıkacak. B'ye küçük değer vereceğim A küçük çıkacak. Şimdi geldim buraya. Dedim ki ya biz bölmenin temel prensibi, temel kuralını kullanmamız gerekiyor. Bölüm kalandan yani B'den büyük olacak ama B sıfır olabilir. O zaman B'nin alabileceği en küçük değeri yazalım sıfırdır. B'nin alabileceği en büyük değeri yazalım. Tabii ki 13 olamayacağına göre kaçtır? 12'dir. Şimdi iki durum içinde A'nın cevabını bulacağız. Her ikisi için de farklı cevaplar gelecek A'ya. A bir kere 78 artı B 0 olabilir en küçük. Ya da A eşittir 78 artı kaç olabilir? 12 olabilir. Buradan A'nın gelebileceği en küçük değer 78'dir. A'nın alabileceği en büyük değer 80. Oradan da 90 geliyor değil mi? 10 50 de var. 8 1 50 90 geliyor. Soru bizden A'nın alabileceği en büyük ve en küçük değerin toplamını istiyordu. 90 artı 78 dedim. Şuradan 168'i buldum cevabı yapıştırdım. Gönderin gelsin dedim. Güzel sorular var burada ve bir tane doğal sayı. Tamam. Anlayabilecek kaç farklı değer vardır diye sorunca sana sen direkt bölmenin tanımına gideceksin. Bölmenin tanımı seni yönlendirecek böyle soruda. Anlaştık mı? Gözüm üstünde. Başka bir şeyle falan ilgilendiğini görmeyin. Bak oturmuşuz sürdü masa başına dirsek çürütüyoruz seninle birlikte. Birlikte Hadi o zaman sınavlar için, önümüzdeki 4 yıl için, üniversiteye gitmek için, o istediğim üniversite kapısına zrank diye girmek için. Bak dersi dinlemeyen böyle olsun. Böyle gözleri kalsın tamam mı? <laughs> Göndermeyi de yaparım böyle. Şimdi burası B. Burası 11 eksi B. Kalanı arıyoruz biz. Daha doğrusu bölmenin tanımını uygulayacağız. 11 eksi B denen sayı bir kere B'den kalandan büyük olacak. O zaman diyorum ki ya bunu bu tarafa bir alalım. 11 sayısı kimden küçük olacak? 2 tane B'den küçük olacak. Eee hocam. Ne oldu? Bekle. Şimdi A'ya yazmaya çalışalım. Sağlamasını yazalım biz bu işin. 11 eksi B çarpı 7 artı artı yine B. A sayısı eşittir. Şuradan ne geldi? 11 eksi 7 B artı B geldi. Buradan yine ne geldi? 11 eksi 6 tane B geldi. Ben B'ye öyle değerler vereceğim ki A değerini bulacağız bir şekilde. Sıkıntı var mı? Sıkıntı yok. B nasıl sayı olacak? Doğal sayı olacak. O tamam biz doğal sayılar vereceğiz zaten başka bir şey vermeyeceğiz. Şimdi B'ye değerler verelim bakalım. İki tane B bir kere 11'den küçük. Bir kere biz B'ye 0 verebiliyoruz mu? Kalan 0 olabiliyor mu? Oluyor hocam. Ben B'ye 0 verirsem A'nın değeri 11 çıkar. Hiç de bir problem olmaz. B'ye 1 verirsem burası 11 küçüktür 2 olur. Bence yine bir problem olmaz. B'ye kaç verdim güzel arkadaşım? 1 verdim. B'ye 1 verince 11 eksi 6'dan cevap ne geldi? 5 geldi. Yine bir problem yok. Hocam B'ye 2 verirsek 11 küçüktür 2 kere 2'den 4 çıkar. Peki biz burada B'ye 2 verebilir miyiz hocam? Tabii ki verebilirsin. A bir doğal sayı olacak diye bir kuralımız, bir kaidemiz yok. 2 kere 6 12 eksi 1 olabilir ha. Evet gerçekten olabilir. Gerçekten bir problem yok. Bu bizim için bir problem değil. Tamam. Şimdi B eşittir 3 olabilir. Biz B'yi bulursak 2 kere 3 6. B 2 olur, 1 olur, 2 olur, 3 olur, 0 olur. Kaç tane B varsa o kadar daha bulacağız. A bir doğal sayı olmak zorunda değil. Söylüyorum. Negatif bir sayıyı da bölebilirsin çünkü. B 4 olursa 11, 2 kere 4 8. B 4 de olabilir. B 5 olabilir mi hocam? 11 büyüktür 10'dan. Hiçbir problem yok. B eşittir 6 olabilir mi hocam? 11 büyüktür 12 yazamazsın patlar orada. O zaman diyorum ki B'nin alabileceği değer kaç tane var güzel arkadaşım? 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane. O zaman doğru cevabımız 6 tanedir dedik. Ama A'ları bulmadın hocam. A'ları bulmanı istemiyor. Kaç tane var onu istiyor. Kaç tane B varsa o kadar A vardır. Devam. Hadi gelsin bakalım sıradaki soru. Sınavda çıkabilir. Güzel bir soru tipi. ABC doğal sayılardır. Buna göre C'nin A türünden değerini yazar mısınız? Dikkat et. C'nin A türünden değeri demek C'yi yalnız bırak. Bıdı 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 karşıda A'lı bir şey yazsın. C'yi yalnız bırak demek. Birçok arkadaşın karıştırdığı noktadır arası. Tamam mı? Onu şöyle kenara biz alalım. Şimdi biz sağlamadan yola gidiyoruz. Tamam mı? Önce burayı bulacağım bak. Önce A'nın değerini bulacağım. A değeri eşittir dedim B'yi neyle çarptık? 6 ile çarptık. 6 B'ye geldi. Sen bir in bakayım aşağıya. Çok gözümün önüne gelmeye başladı. Artı bir de üstüne 3 e ekledim. Geldim yan tarafa geçtim. Bak bunu çarpacağım buna ekleyeceğim. B değeri eşittir dedim. 7C artı 4 dedim. Amacım B'den kurtulmak. At B'yi gitsin. At B'yi fırlat gitsin. B'yi fırlatıyoruz gidiyor tamam mı? Şimdi o zaman diyorum ki ben de B gördüğüm yere 7C artı 4 yazayım hocam. A eşittir. 6 çarpı B gördüğüm yere 7C artı 4 yazdım. Bir de yanında artı 3'ü var. Misler gibi oldu be. Şimdi dağıtarak geliyorum bak. Neyi dağıtıyorsun hocam? Burayı dağıtıyorum. 6 kere 7 42 C. 4 kere 6 24 artı 3. Devam ettim. A değeri eşittir. 42 C artı 27'dir. Amacım C'yi yalnız bırakmak. O zaman bunu karşıya attım. Birçok arkadaş belki bunu yapmayı unutabilirler. Aman diyeyim soruyu dikkatli okuyorsun. Her tarafı 42'ye bölüyorum. A eksi 27 bölü 42 eşittir C değeri. Evet. Ne çözdük? Sınavda ne sorduk? Evet, zor gelebilir sınavdaki. Yani zor soru gelirse böyle gelir. Diğerleri de sınav sorusu olabilir. Bir önceki, bir önceki ya da. Onlar da olabilir ama bu yine biraz daha sert bir soruydu. Yine harika bir soru da. Yine B sayısı doğal bir sayı. B doğal sayısı için sana böyle bir şey verdim. A sayısının 13 ile bölümünden kalan kaçtır? Bakayım kalan kaçtır? Soruyorum sana. Bulalım bakalım efendiler. A sayısının 13 ile bölümünden kalanı arıyoruz. Şimdi önce bunu bir elde edelim mi? 13 B A bir dakika yanlış yaptım. 13 B artı 5. Şimdi diyeceksin ki hocam biz B'yi bilmiyoruz ki 13 ile bölümden kalanını nasıl bulalım? Gel karambole bir şeyler deneyelim seninle bir. B'nin alabileceği en küçük değer kaç mesela? 6. B'ye 6 verelim mi? görelim bakalım. Ne gelecek be ya? Bir deneyelim şansımızı. Ne dersin? 3 kere 6 18'in 8'i hem de var. 1 78. 5 daha. A'nın cevabı buradan ne geldi arkadaşım? 83. Peki 83'ün 13'e bölümünden kalan kaç acaba? Biz buna da yoğunlaşmamız gerekiyor. Kaç defa var? 6 defa var. A 78. çıkartım Kalan kaç kaldı? 5. Hadi canım. Tesadüf? Olabilir. Cık cık. Tesadüftür bu ya. Gel biz B'ye bir de 7 verelim be. Bu kesin bir tesadüftür ya. Denk geldi. Denk geldi. B'ye 7 versem acaba gerçekten kalan kaç çıkacak beraber bölüm. 3 kere 7 21 bir elde var bir 2. 91 artı 5 yazdım. Buraya ne yazdım? 96 yazdım. Şimdi tek yapmam gereken 96'yı 96'yı kaça bölmek? 13'e bölmek. Bölelim bakalım kaç defa var? 7 3 kere 7 21 91 çıkarttım kalan 5. Yok artık. Tesadüf olabilir mi? Hayır olamaz. Çünkü burası zaten 13'ün katı bir sayıdır. Orası 13'e tam bölünür atarız. Geriye ne kaldı hocam? Geriye 5 kaldı. O zaman bu sayının 13 ele bölümünden kalan 5'tir dedim. Noktayı bastım. 9. sayfa biter. Son soru için gönder gelsin dedim. Geldi de. 5 A7. 3 basamaklı sayı. B7. 2 basamaklı doğal sayıları var. Ve bu sayıları böldüğümüzde böyle bir şey elde ediyoruz. A artı B'yi istiyor benden. Allah'ım sorunun güzelliğine bak. Sorunun güzelliğine bak güzel arkadaşım. Bir kere ne yapacağız? Bölmenin sağlamasıyla başlayacağız hocam. 5 A 7 B 7 artı 12 pardon çarpı 12 diyecektik. Çarpı 12 çarptıktan sonra üstüne de kaç ekleyeceğiz? 33 ekleyeceğiz. Şimdi ben öyle değerler bulmalıyım ki yazmalıyım. Peki nereden bulacağız hocam? Bunları karambole mi yazacağız? Tabii ki karambole yazmayacağız. Bölmenin tanımı yine devreye girecek burada. Bizi o yönlendirecek. Diyecek ki B7 sayısı büyüktür 33. O zaman senin B yerine yazabileceğin en küçük bana sayıyı söylesene kaç yazacaksın 33'ten büyük olması için? Hocam B yerine 3 yazabiliriz. Ama hocam B yerine 4 yazarsın. Bu da hepsini yazarsın. Yazacaksın bir göreceksin. Öyle bakmadan görmeden gidemezsin. Gel deneyelim. B yerine önce 3 diyelim. Bakalım 3 olabiliyor muymuş? 5 A 7 B yerine 3 verdim. 37 çarpı 12 artı 33 Ha bunu paşa paşa gideceğiz kenarda çarpacağız. Bu soru bizden bunu istiyor. O yüzden sınavda çıkar dedim zaten. O yüzden zor bir soru. 2 kere 7 14'ün 4'ü elimde var. 1 6 1 de elde. 7. 7'yi bir daha buraya yazdım. 3'ü bir daha yazdım buraya. 4 4. Burası ne geldi? Ana 444 geldi. Şimdi 444 artı 33 oluştu. Topladık 477 eşittir 500 A7 sayısını. Bir dakika ya. Hocam saçmalık var orada. Karşı taraftaki sayı 500. Sen 400'ü buldun. Eşit olamaz ki. Olamaz zaten. Demek ki B3 değilmiş. Hmm. Sıradakiyle devam ediyorum. B'ye 4 vereceğim. Çıktığı yere kadar deneyeceksin. Hiç şansın yok. Hepsini denemek zorundasın bu tarz sorularda. B'ye 4 verirsem burası ne oldu? 44 değil tabii ki. 47 oldu. 47 çarpı 12 artı 33. Şimdi gidelim 47 ile Yan tarafta 12'yi biz bir çarpalım. 2 kere de 14. 8 bir de 59. Çarptım 47. Topladım gelsin bakın Burası 4. Burası 6. 564. Vay. istediğim sayıya yaklaştık sanki değil mi? 564 artı 33 dedik. 5. Aa ah hocam ne biçim kazma soru yazmışsın ya. Vallahi kazma soru. 9. Pardon bu sonu 7 olacak özür dilerim. Şurası şurası 9 olacak burası 7 olacak. Gerçekten 5 A 7 sayısı 5 9 7 sayısına eşittir. Ve gerçekten A'nın değeri de buradan kaç gelir? A'nın değeri 9 gelir. Biz sorunun cevabında A artı B'yi istiyorduk senden. B'yi 4 Ay 9 bulduk 9 4 daha 13 dur dedim efsane oldu. Ha hocam ben inanmıyorum B5 belki o da sağlayacak. Sağlar mı hiç? 600 küsür sayı gelecek o da karşı taraftaki sayıya geçecek. İstersen dene be güzel arkadaşım. Ama benden bu kadar ha. Ben işimi görevimi yaptım ben bitirdim ben rahatım. Artık sana bölünebilme kurallarını hem de ispatlarıyla hem de mantığıyla anlatacağım. 2 ile böleceğiz 3 ile böleceğiz 4 ile böleceğiz 5 ile böleceğiz. 8 ile 9 daha 10 ile 11 ile 12 ile 13 ile 13 yok. Birçok bölme kuralını anlatacağım. İspatlarıyla kurallarıyla anlatacağım. Beraber halledeceğiz birlikte bu yolda. Hadi bakalım yola devam diyelim ama önce gönder gitsin diyorum. Gönder gitsin sorusu ellerinden öper güzel kardeşim. Sen çözüyorsun yorumlara güzel de açıklamayla da yazıyorsun. Sonra diyorsun ki Mehmet hocam sıradaki video nerede? O videoda görüşürüz. Beğenmeyi, yorum yapmayı özellikle 9. sınıf arkadaşlarım. Bak ne güzel diğer videolarımızda üst sınıf arkadaşlarım yapıyor beni gaza geçiriyor. Daha hızlı daha çok video geliyor anladım mesaj yerine ulaştı bir sonraki derste görüşelim kendine iyi bak o zamana kadar hoşça kal hoşça kal.